artık o halkın kendilerinden kopmakta olduğunu ve artık başka bir yere doğru Türkiye'nin gittiğini görüyorlardı ondan mı korkuyorlar? Bana sorarsanız ikincisinden korkuyorlar. Meral Akşener, Meral Akşener, efendim onu demiş bunu demiş tamamen bir bahane. Ortada büyük bir provokasyon vardı ve o provokasyon Türkiye'de yaşanan sıkıntılara, işçiye, işsize, işçiye, bu şartlarda asgari ücretle yaşanır mı diyen herkese gösterilmiş bir sopaydı. Bakın, şurada elindeki çayı döken insan Rize'nin kendi halkı. Bu çayı götürüp başka bir yerden getirmedi. Ama Meral Akşener'e yapılan protestonun nasıl hazırlandığına bakın. Günler öncesinden pankartlar hazırlandı, asıldı. O stand bile, yani Meral Akşener'in geleceği sokağa, gezeceği sokağa kurulan stand bile önceki geceden hazırlandı. O kitleler bile kimlerin gideceği, kimlerin nasıl tepki göstereceği önceden hazırlandı. O il binasına, ilçe teşkilatına asılan pankart bile önceden hazırlandı. Söylemeye çalıştığım şey şu. Görülüyor ki artık bu ekonomik sıkıntılarla birlikte halk Adalet ve Şöyle, Kalkınma Partisinden e, kopuyor ve Meral Akşener'in oraya gidişini Karşı tamamen bir bindirilmiş kıtalarla bütün muhalefete gözdağı veriyor. Bu bindirilmiş kıtalar yani. meselesi. Şimdi buradakileri e, hani sade vatandaşın çay ile insanların normal tepkisi olarak değerlendirmiyorsun. Heh. Tabii bunda bizim e, somut delilimiz yok. Gidip oradaki işte TC kimliklerine, GBTlerine falan bakıp bunları söylemiyoruz. Ya da işte ilçe e, binasına. Hani bir cihaz yerleştirip dinlemişliğimiz de yok. Ama bunun ipuçlarını zaten Erdoğan verdi o konuşmasında. Yani ona sahip çıkarak ve onun talimatıyla olduğunu anlamamızı sağlayacak biçimde bir şeyler söyleyerek. Evet, evet bir şeyler söyleyerek e, ne dedi hatırlayalım. E, gereken tepkiyi verdiler dedi. Bunlar daha bir şey değil dedi. Açıkçası orada yaşanan provokasyonu, Cumhurbaşkanı sahiplendi. Orada yaşanan provokasyona Cumhurbaşkanı tepki göstermesi gereken Cumhurbaşkanı sahip çıktı. Şimdi bakın burada şöyle bir sorun var abla. Ben hani daha önce de söyledim. Hükümet meclisini açıp okuyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? Meral Akşener'in Rize'de ne işi var? Bakın gördünüz bunları. Meral Akşener'in partisi orada kaç oy almış? Rakamlar veriyorlar. Ondan sonra... Ay, aynı şey kılıçları çubukta çubuktan evet, ne işi çubuklu. var demediler ne mi? Ne işi var dedi. Şimdi sıfır oy alsın. Bakın sıfır oy almış olsun. Hiç mi işi de olmamış olsun. Sadece bir tane oy alır mıyım diye gitmiş olsun oraya. Ya bu ülkenin mecliste olan muhalefet partisinin başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir toprağında serbestçe gezemeyecek mi? Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın bu serbestçe gezebilmenin teminatı olması gerekir. Oldu mu? Hayır. CHP eski milletvekili Zeynep Altıok. çok hani bununla bağlantılı bir mesaj paylaştı Twitter'da. Dedi ki: "Recep Tayyip Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde %50'nin üzerine çıktı. Gerçekten araştırmalar bunu gösteriyor. Bunlar daha iyi günleriniz. Erdoğan tam da böyle daha neler neler olacak? Bunlar daha iyi günleriniz." demişti. O da diyor ki aslında iktidar için, Erdoğan için iyi günler bunlar diyor. Peki ama şimdi gerçekten bir muhalefet liderine sen oraya gidemezsin, sen buraya gidemezsin. Gidersen başına bu gelir. Ee, i̇şte konuşursan başına bunları getiririm. Ee, tansiyon yükseltiliyor, gerilim yükseltiliyor bizzat e, Erdoğan tarafından. Bu nereye götürür Türkiye'yi? Yani hele bu mafya meselelerinden sonra tartışılan başlıkların biri o oldu. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok tehlikeli bir yere götür. Bu tabloları siz 90'lı diyoruz ya 90'lardan hatırlarsınız. Nihayetinde provokasyon oyuncak değildir. Oyun değildir. Hatta şunu iddia ediyorum. Sizin karşıtınıza karşı yönelmiş provokasyona karşı çok daha dikkatli olmalısınızdır. Hatırlayın abla Hrant Dink'i katledenler vatan millet bilmem ne gibi değerleri kendilerine bayrak yaptılar. Ve biz 14 senedir o cinayetin içerisinden çıkamıyoruz. Türkiye kurulmuş Hrant Dink'in canına kastedildi. En büyük mağduru odur tabii ki. Onun ailesidir. Ama Hrant Dink cinayeti aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye yurttaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına kurulmuş bir kumpastır. Biz onun içinden çıkamıyoruz. Türkiye nereye götürüyor bu biliyor musunuz? Bakın tam da provokatörler böyle bulanık suları severler tam da provokatörler işte şimdi zamanı dedikleri dönemleri severler. Yani hani o bir takım meczuplar, o bir takım 15-16 yaşında gençler ellerine silah alıp sağda solda cinayet işlemeye başlarlar ya biliyorsunuz. Bir takım kitleler sözde din, iman, millet bilmem ne gibi söylemleri de kendilerine sipar ederek sokağa çıkarlar ya. Hatırlayın 6-7 Eylül olaylarını, hatırlayın Sivas katliamını, bir takım değerleri kendilerine nasıl kalkan ettiklerini ve hangi yalanların üzerine, hangi provokasyonların üzerine oturduklarını hatırlayın. O yüzden böyle bir atmosferi siz yaratmayacaksınız ülkeyi yönetiyorsanız. Yani siz insanların kapısına kırmızı çarpı atmayacaksınız. Hatırlayın Ahmet Taner Kışlan'ın fotoğrafına atıldı, bazı katliamlar öncesine atıldı ama kırmızı çarpı bir semboldür. Kırmızı çarpı hedef göstermektir. O yüzden siz hele hele bu ülkenin cumhurbaşkanıysanız, hele hele bu ülkenin askerini, polisini, valisini, kaymakamını siz yönetiyorsanız, siz muhalefetin üstüne kırmızı çarpı atmayacaksınız. Siz bunu yaparsanız, ülkenin içinde veya dışında birtakım provokasyonlarla karıştırmaya çalışanlar öyle elleri rahat bir şekilde bunu yaparlar ki, Sonra bir daha işin içinden çıkamayız. Abla. Ama yani şimdi... Çubuk'ta bakın, Çubuk'ta söylediniz ama Çubuk'ta bu o işin sorumlusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Niye Soylu'dur? Bakın ben uydurarak söylemiyorum. Çıkıp ne dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Çubuk'ta ki olaydan önce CHP'lileri şehit cenazelerine sokmayın dedi. İçişleri Bakanı sokmayın dedi. Çubuk'ta çok Ana muhalefet liderini Sokmamaya öldürmeye çalıştılar. çalıştılar. Sadece sokmamak. değil. Öldürmeye çalıştılar. Bir evin etrafı kuşatıldı. Emniyet genel müdürü bakın. Yakın diye bağırıldı. Yakın oralarda. diye bağırıldı. Emniyet genel müdürü hatırlayın Celal Uzunkaya evin önüne geçerek kurtardı. Jandarma bölgesi. Evet, onun bölgesiydi. çabası çok önemliydi. Çabası önemli. Kendisi de zaten o çabanın bireysel olduğunu orası jandarma bölgesiydi. Ben Şimdi e, sevgili Barış bütün bunlar zaten gözümüzün önünde cereyan ediyor ve biz şunu da görüyoruz. Türkiye o kadar zaten kutuplaşmıştı, zaten bir karanlık çökmüştü üzerimize. Eğer iktidar Erdoğan yüzde elli'nin üzerinde bir oy vermem diyen seçmen kitlesiyle karşı karşıya ise ki bunun çok daha fazla olduğu da söyleniyor, bu gerilimin daha da artacağı, önümüzdeki günlerin daha da karışacağı çok yüksek bir ihtimal. Şimdi bakın dolar başından beri söylüyorum ya zaten dolar tüm zamanların zirvesini açtı. Tüm zamanların 8 58 ile tüm zamanların zirvesini aştı. 8.60'a kadar çıktı. Bu bildiğiniz ekonomide yeni bir kriz. Bunun daha da büyüyeceği, mesela Daron Acemoğlu, dünyanın en saygın ekonomistlerinden Daron Acemoğlu, şöyle bir uyarıda bulundu. Bu ekonomik krizin çok daha derinleşerek Türkiye'yi bankalar falan diyor, ben oralara çok girmeyeyim, etkileyeceğinden korkuyorum diyor. Daron Acemoğlu'nu korkutan bir gidiş var ortada dünyanın sayılı ekonomistlerinden biri. Buraya gelmişken tabii bu şey büyüyecek. Yani e, iktidar gitmemek için çok özetle çıtayı başka bir yere çekecek. Şimdi burada soylunun işlevi ya da iktidarın yol haritası ne olabilir sana göre? Ne olacak? Aslında bir mesajı verildi. Siz de biliyorsunuz Halkınızı ya rızayla yönetirsiniz. Yani yönetilmek isteyenler size rıza gösterirler ya da sopayla yönetirsiniz. Rızanın bittiği yerde görülüyor ki siyasetler sopa sürecini başlatıyor. Yani şunu yapıyor. Türkiye'de artık halk geçen gün hani bunun üzerine bir şey söyledim. Artık halk %50'nin üzerine çıkması böyle anketler de bunu gösteriyor. Bakın Adalet ve Kalk